sizlere anlatmak istediğim şey, belki de hepinizin farkında olduğu kalp krizleri konusunda. Biliyorsunuz dünyada şu anda ani ölümlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi kalp krizleri. Gencecik insanlar hiçbir belirti vermedim. Bakın şimdi sabah ölü bulunuyor. Yani çok dramatik bir durum. Çoğu kişi hiçbir belirti vermeden maalesef aniden kalp kriziyle geliyor ve bunların sonuçları da çoğu büyük bir kısmı da ölümcül olabiliyor maalesef. Bu konuda bir farkındalık yaratmak bence çok önemli. Benim tavsiyem, öncelikle risk faktörleri olan kişilerin, biliyorsunuz risk faktörlerini sıraladığımız zaman en önemlisi genetik faktörler, ailevi, işte annesinde babasında ve özellikle genç yaşta kalp krizi geçiren kişiler, şeker hastalığı, sigara içimi ve diyabet ve hipertansiyon gibi belli başlarını sayabiliriz. Özellikle ailesinde kalp krizi geçiren, bypass olan, stent takılan bir kişi, böyle 40'lı 50 yaşlarda, 30'lu yaşlarda hatta bazen, özellikle sigara içiyorsa, işte obezitesi varsa, şeker hastalığı varsa, bu kişilerin böyle 30'lu 40'lı yaşlarda kalp krizi geçirme ihtimalleri çok yüksek. Bazen çok görüyoruz, etrafımızda da duyuyoruz. Bazen bu tür kişiler mesela ağrısı oluyor, göğsünde ağrılar. Çünkü bu kalp krizinin en büyük belirtisi göğüs ağrısıdır. Bazen kriz gelmeden önce de bazen ağrılar olabilir. Özellikle efor esnasında gelen göğüs ağrıları olduğu zaman çok uyanık olmak lazım. İhmal etmemek lazım. Çünkü bunları ihmal ettiğiniz zaman maalesef ölümle sonuçlanıyor. Özellikle dediğim gibi bu risk grubu olan kişilerin 40'lı 50 yaşlarda hiçbir şikayet olmasa bile belirli aralıklarla bir kardiyoloji muayenesini muhakkak yaptırması lazım. Hem kolesterollerine, şeker değerlerine, işte ekosuydu, efor testiydi, gerekirse sintigrafisiydi, gerekirse anjiyografisiydi bakarak damar tıkanıklığını önceden tespit etmek son derece önemli. Çünkü kalp krizi geçirmeden önce damar tıkanıklığını eğer tespit edebilirsek koroner anjiyografiyle bu son derece hayat kurtarıcı bir olabilir. Eğer kalp krizi geçirdikten sonra fark edersek ki biliyorsunuz kalp krizi geçirenlerin neredeyse yaklaşık yarısı hastaneye gelmeden ölüyor ya da hastanede ölüyor ya da işte tedavi ettikten sonra da ölebiliyor. Yani kalp krizi, önemli olan kalp krizi geçirmeden bu hastalığı teşhis etmek. Onun için çok farkındalık son derece önemli. Çok uyanık olmak lazım. Özellikle risk faktörü olanların, ailesinde kalp krizi geçirme hikayesi olan, sigara içen kişilere özellikle söyleyeyim, özellikle erkek hastalar, böyle 30'lu 40'lı 50 yaşlardaki erkek hastaların çok çok uyanık olması lazım. En ufak bir göğüs ağrısı duyduğu zaman eforla gelen, hiç tereddüt etmeden, yok bu kas ağrısıydı, yok mide ağrısıydı deyip bazen çünkü çok öyle oyalanıyorlar. Daha sonradan da çok biz bunları görüyoruz. Maalesef çok büyük bir kalp krizine geliyorlar. Ya hayati tehlike oluyor, hayati tehlike atlatsa bile kalp çok büyük hasar görüyor. O zaman yaptığımız bypass ya da stentlerin de çok büyük faydası oluyor kalp krizinden sonra. Önemli olan kalp krizi geçirmeden önce bunu tespit etmek. Onun için böyle ufak bir şüpheli bir göğüs ağrısı olduğu zaman hastaların hiç tereddüt etmeden çok hızlı bir şekilde bir kardiyolojiye gözüküp işte eko efor testi gerekirse anjiyo kadar giden işlemleri yaptırıp eğer bunları yaptırdıktan sonra işte oraya stentli bypass yaptığımız zaman bu hastanın 40 yaşında ölecek bir hastayı biz 70-80 yaşına kadar çok rahat yaşatabiliriz. Yani hakikaten çok ciddi bir problem bu. İhmal etmemek gerekiyor. Özellikle risk grubu hastaların 40 yaşından itibaren hatta 30 yaşlar itibaren belirli aralıkları böyle 2 yılda bir efor testiydi, koydu. Muhakkak bunları yaptırması lazım. Kolesterol paternini çok iyi takip etmesi lazım. Diyetini çok iyi yapması lazım. Özellikle şekerli gıdalardan ve hamur işlerinden uzak durup kilo almaması lazım. Göbek çevresinde yağ olmaması lazım. Sigara kesinlikle içmemesi lazım. Eğer bunlara dikkat edilirse, aile hikayesi olsa bile yine belki bu hasta kalp krizi geçecek ama belki 40 yaşında değil de 60-70 yaşında geçecek. Onun için bu risk faktörlerini son derece azaltmaya çalışmak lazım.
bu konu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok farkındalık olması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.